Benim ismim Votkana. Yani kırmızı olan biri. Evet, Profesör Zizek. Evet, hoş geldiniz. Hepinize hoş geldiniz. Benim mikrofonum mute'daydı. Şimdi, evet, başlayalım. Bu İzmir Online Kitap Fuarı ve üçüncü günümüzdeyiz ve muhtemelen en çok seyredilen kısım olacak bu ve en çok beklenilen panel olacak. Çünkü en meşhur ve en önemli filozoflardan birinde konuşacağız. Profesör Slavoj Zizek ve kendisi pandemi sonrası dünyadan bahsedecek. Acaba daha kötü bir dünya mı olacak, daha iyi bir dünya mı olacak? Biz bunu konuşacağız ve daha sonra da Sayın Kurtul Gülenç konuşacak ve Özgür Emrah Gürel kullanacak. Ve o kendileri de akademisyenler, Türkiye'den gelen ve doktoralarını felsefe konusunda yaptılar. Ve canlı olacak ekranımızda ve canlı olarak da gösterilecek. Ve 1 saat ve 16 dakika sürecek ve umarım sorular da olacak ya da tartışmalar ya da yorumlar olacak chat screen'den ve hemen sağ tarafında ekranınızın bunları görüyorsunuz. Evet, biz hazırız. Profesör Zizek de orada. Bütün teknik ekip de orada. Evet, şimdi başlayalım. Ve Zizek'i Mr. Gülen, Sayın Gülenç ve Sayın Gülen'i davet edelim ekrana ve paneli başlayalım. Pandemi sonrası dünya. Evet, söz sizin sayın beyler. Herkese merhabalar. Çok teşekkürler Özlem Hanım. Herkese merhabalar. İzmir Sanal Kitap Günleri'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün üçüncü gün, Kitap Günleri'nin son günü. Dünyayı felsefeyle yeniden anlamak, pandemi sonrası yeni dünya başlığıyla bu oturumu gerçekleştireceğiz. Başlıktan da anlaşıldığı üzere pandemi konuşacağız bugün. Tabii 1,5 yıldır pandemi, kapanma farklı perspektiflerden, farklı bakış açılarından, farklı bilimsel araştırmalardan değerlendirildi, tartışıldı. Biz bugün felsefi ve sosyolojik bir düzlemde ama politik temalara da değinerek pandemi konusunu çözümlemeye çalışacağız ya da yorumlamaya çalışacağız. Bir sohbet havasında geçecek bu oturum. Şimdi tabii felsefenin burada özel bir yeri var. Çünkü hepimiz bugün tüm insanlık ve dünya apaçık bir olguyla sınanıyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldır. Covid-19 salgını ile birlikte hepimizin zihinlerindeki dünya belirsizliğe gömüldü. Geleceksiz kaldı. Onlarca sorun her yanımızı sarmış durumda. Ne var ki biz filozoflar olarak, felsefeciler olarak şunu açıkça biliyoruz. Her sorun aynı zamanda bir imkanlar öbeği demek. Bu çerçevede uzun zamandır göz ardı ettiğimiz soruları ya da sessizce bir şekilde zihnimizde tasarladığımız soruları yeniden yükseltmek durumundayız. Dünyamız ekonomik bir büyümenin nesnesi olmak zorunda mıdır? Hız ve güç sembolleriyle kuşatılmış gündelik hayatlarımızda insan olmayan varlıklarla ilişkimizi yeniden nasıl kurabiliriz? Şiddetin türlü pratiklerine tanıklık ettiğimiz dünyada yeni bir etosa ihtiyacımız yok mu? Eğer varsa ki kanımca vardır, bunu ilan etmek için yeterince beklemedik mi? Uygarlığın geldiği artık aşamada insan, neoliberal kapitalizmin kurum ve pratiklerine hapsolmuş durumda. Hız, büyüme, kriz, rekabet terimlerine bir şekilde esir olmuş, esir düşmüş durumdayız. Fakat yine felsefeciler olarak, filozoflar olarak şunu biliyoruz ki, bu yazgının dönüştürülebilmesi mümkün. Yeni ilişkilenme biçimlerinin, yeni ilişkilenme tiplerinin kurulabilmesi mümkün ve felsefenin de bu bağlamda çok ciddi bir rolü ve işlevi olduğuna inanıyoruz. İşte bugün Profesör Zizek'le birlikte
kriz, politika, demokrasi, tahakküm, kontrol, dayanışma ve bunun gibi temalara ışık tutan, bunlara değinen bir sohbet gerçekleştirmeye çalışacağız. Tabii kendisiyle bu oturumda bir arada olmak, birlikte olmak gerçekten heyecan verici. Bu konularla ilgili yorumlarını, çözümlemelerini merak ediyoruz hepimiz. Son olarak oturumun formatına ve usulüne ilişkin birkaç açıklama yapmak istiyorum. Özgür Emrah Gürel'le birlikte biz sunum yapmayacağız. 7 soru hazırladık. Profesör Zizek'e sormak üzere, yöneltmek üzere. Tabii kendisiyle de bu usulü ve formatı konuştuk, yazıştık. Kendisi de onay verdi. Çok teşekkür ediyoruz bunun için Profesör Zizek'e. Ek olarak şöyle bir yol izleyeceğiz. Sohbeti hem daha efektif, etkili kılabilmek adına hem de daha sohbetin dinamik geçebilmesi için her sorudan önce kısaca sorunun bağlamını ben Türkçe açıklamaya çalışacağım. Yani soruyla neyi amaçladığımızı açık kılmaya çalışacağım. Ardından soruyu yöneltmesi için Özgür'e söz vereceğim. Sonra da Profesör Zizek'in yanıtını hep birlikte keyifle dinleyeceğiz. Tabii bu sırada simultane çeviri devam edecek ve her soruda bu yöntemi uygulayacağız. Evet, ben daha fazla bir şekilde sürdürmek istemiyorum konuşmamı. Hepimiz merakla çünkü Profesör Zizek'in yorumlarını dinliyor. İlk soruyla ilgili arka planı çok kısaca paylaşmak istiyorum. İlk sorumuz Michel Foucault'un 1984'te Aydınlanma Nedir adıyla yayımlanan metnindeki bir belirlemesiyle ilgili. Biliyoruz ki bu metin yine Immanuel Kant'ın aynı başlıklı metnini bir şekilde tartışır ve Kant'ın metninde Foucault bir ilkle karşılaştığımız saptamasını yapar. Foucault için dikkat çeken burada husus, Aydınlanma Nedir metninin felsefenin ilk kez kendi çağına somut olarak baktığı bir metin olmasıdır. Yani bir tür çağa tanı koymanın bir örneği denebilir bu metne. İşte Profesör Zizek'ten çağımıza ve özellikle pandemiye ilişkin fikirlerini duymak için böyle bir soru hazırladık. Ben hemen sözü soruyu yönetmesi için Özgür'e bırakıyorum. Evet Özgür. Tamam, herkese merhaba. Çok teşekkürler Sayın Kurtul. Merhaba Doktor size. Kesin çok büyük onur duyuyoruz sizin bizimle olduğunuz için. Evet, sizi uzun bir süredir bekliyorduk. Ve şimdi ben konuşmaya başlıyorum. Birinci soru şudur. Şimdi basit bir soruyla başlayalım. Şimdi Kant'la ilgili olarak Michel Foucault, şimdinin öneminden bahsetmişti ve biz geçmişi, antolojiyi anlayarak ortaya çıkarabiliriz. Bize bunu açıklayabilir misiniz? Özellikle de COVID pandemi sırasında ve bunun tarihini bize nasıl anlatabilirsiniz? Ve felsefenin bu kritik durum için rolü nedir? Evet, söz sizin. Teşekkür etmek istiyorum. Bu tanıtım için. Öncelikle ben gerçekten onur duyuyorum burada sizinle beraber olduğum için. Türkiye'nin kendi sorunları olabilir ancak burada Hegel'den ve diğerlerinden de öğrendiğimiz gibi bu sizin için sadece değil hepimizi ilgilendiriyor aslında. Burada ülkelerin belli sorunları olduğu zaman her zaman aslında felsefe için iyi bir yer oluyor. Plato'ya bakın, Aristotel'e bakın, Kant'a bakın. Ya, o zaman Yunan demokrasisinde bir kriz olduğu zaman ortaya çıkmışlardı. Veya Hegel'in de söylediği gibi felsefenin zamanı aslında şudur. Belli bir yaşam şeklidir ya da temel bir ideolojidir. Ve bu kriz zamanlarında ortaya çıkar. Ancak biz henüz nereye yöne doğru gittiğimizi bilmiyoruz. İşte bu noktada felsefe müdahale eder. Ve şunu da çok seviyorum aslında. Tam olarak da teorik nedenden dolayı da hoşuma gidiyor bu. Bu soru sorma fikri. Çünkü biliyorsunuz, umuyorum ki mutabık kalıcı. Belki fikir birine vereceğiz, belki vermeyeceğiz. Ancak düşünüyorum ki bir filozof için
felsefeci için. Ancak sosyal yaşamımız açısından bu sorular genellikle bir sorunu formüle etme şekliniz kimi zaman daha önemli oluyor cevabın kendisinden. Çözümün kendisinden daha önemli oluyor sorunun nasıl formüle edildiği. Yani burada sadece yanıtta bulmuyorsunuz, sorun içinde de buluyorsunuz. Yani biz bugünün krizini nasıl deneyimliyoruz? Muhafazakar bir şekilde mi? Tam olarak burada bizim tam karşımızda, şurada bahsettiniz, aydınlanmadan bahsettiniz. Biliyorsunuz ki birçok muhafazakar için özellikle de benim utanmadan yeni Avrupa, evil şeytan Avrupa'nın ekseni dediğim şey. Ve burada aslında ayrıntı olarak söylediklerini düşünecek olursak, ima yolları söylediklerini, şu son derece açık sanırım. Burada aydınlanma açısından sorun var. Aydınlanma olduğu zaman her şey iyi diyoruz ve burada düzen var diyoruz. Sonra aydınlanma geldi ve her şey nispeten karıştı. Bu şekilde devam etti. Tamam. Burada ayrıntıya gitmeyeceğim. Şimdi bu konuya girmeyeceğim ama. Ve doğrudan sizin sorunuza yanıt vermek istiyorum. Aslında ayrıntıya yanıt vermek için zamanım yok ama kusura bakmayın. Tamam. Evet, tek Özgür Bey ve Kurtuluş Bey tek bir kişi olarak kabul edeceğim size sorunuza yanıt verirken. Şunu hoşuma gidiyor. Burada bir atıfta bulundunuz. Geçmişe bahsettiniz. Yani bu Foucault'un düşüncesinden bahsederken geçmişe de atıfta bulundunuz. Yani her tarihe baktığımız zaman bu günümüzün ontolojisini temsil ediyor. Ve bunu şuna bağlamak istiyorum. Evet, muhafazakarlardan da öğrenebilirim. Akıllı muhafazakarlardan da öğrenmek mümkün. Burada Thomas Sterling, Eliot'un bir konuşması vardı. Bu ünlü bir İngiliz muhafazakar şair ve harika bir şey söylemişti Eliot. Her büyük kırılmadan sonra, tarihteki her büyük kırılmadan sonra sanattan bahsediyor aslında ama ancak genel olarak da düşünebiliriz. Yeni bir şey ortaya çıkar ve burada geçmişin tamamı bir şekilde değişmiş olur. Ve Hristiyanlıkla, İslam'la ve bunu da görüyoruz. Daha önceki dinler neredeyse aynı değildir. Geçmiş değişir. Otomatik olarak yeniden yorumlanır geçmiş. Ve şunu sanmıyorum, bence bu basitçe kötü bir şey diyemeyiz. Hayır, bunu demek mümkün değil. Genellikle yeni bir şey ortaya çıkar ve ancak bu şekilde biz doğru olarak anlayabiliriz geçmişi. Ortaya çıkan yeni şeyler aracılığıyla geçmişi doğru olarak anlayabiliriz. Ve bugün içinde bulunduğumuz kriz ile aslında ayrıcalıklı bir konudayız diye düşünüyorum. Ve biz artık geçmişimizi daha iyi anlayabiliyoruz. Yani onların anlamından daha iyi anlıyoruz geçmişimizi. Bilmiyorum, yeterince Türk tarihini bilmiyorum ama diyelim ki büyüklerin büyüklüğünü alalım. Ve insanlar genellikle kim Shakespeare ne dedi ki, kafasına ne vardı derler. Ancak benim fikrim şöyle, bunu önemsemiyorum. Harika metinler yazdı Shakespeare. O bile tam olarak ne demek istediğini bilmiyordu. Ancak biz daha sonraki bakış açımıza baktığımız zaman aslında Shakespeare'in kendisinden daha iyi görebiliyoruz. Orada metinlerinin gerçek boyutunu daha iyi kavrayabiliyoruz. Yani burada görecelikten bahsetmiyorum ufuk açımızdan. Bence bu şu anlama geliyor. Bu aydınlanmanın gerçek fikri bu diye düşünüyorum. Evet, tarihi yaklaşım var burada. Ancak göreceli değil bu. Ve aslında bu biraz karmaşık felsefi açıdan baktığımız zaman sanırım bunu açıklayabileceğim ama şöyle diyebiliriz. Ve burada kendi tarihi durumumuzdan konuşuyoruz. Ancak bu bizi sınırlandırmıyor. Ancak bize bir ayrıcalık veriyor. Böylelikle biz tam olarak anlayabiliyoruz geçmişimizi. Çünkü bence burada krize baktığımızda şu anda bugün her yeri saran bu patlayan krize baktığımız zaman bu aslında burada zıtlıklar var, yıkıcı etkiler var.
eğilimler var. Ancak daha sonra burada açıkça ortaya çıkıyor, patlayarak ortaya çıkıyor her şey. Bir şey daha söylemek istiyorum. Burada aydınlanmanın en büyük mirası ve özellikle de bugün fiilen gördüğümüz şey, daha yavaş konuşmaya çalışıyorum gerçi ama burada aydınlanmanın en büyük mirası şu aslında, her zaman tanım olarak kendisini eleştirmesidir. Ben her zaman onlara katılmıyorum. Adorno ve Horkheimer'e baktığımız zaman, aydınlanmanın diyalektiğine baktığımız zaman onun açısından şunu işaret etmişler. Ayrıntılı olarak burada sözde totaliter fenomenlerini bahsetmişler 20. yüzyılın. Ancak bu aslında aydınlanmadan regresyon, gerileme anlamına gelmiyor. Ancak burada iç zıtlıkların patladığını görüyoruz. Burada aydınlanma projesinin kendisinin içindeki zıtlıkların patlayarak ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bence bugün biz pandemiyle, hiçbir zaman unutmamız gereken pandemiyle başka krizlerle bir araya gelip birleşiyor bu. Evet, pandemi var. Başka krizler de var. Sosyal kriz, ekonomik kriz ve özellikle de yani sadece sağlık krizi değil, sosyal bir kriz, ekonomik kriz, feminizm krizi var, ırkçılık krizi var. İşte buna baktığımız zaman bunların hepsinin pandemiyle tetiklendiğini görüyoruz. Ve burada umarım buna gidecek zamanım vardır ama bence burada en trajik boyutu şu pandeminin bence. Nasıl ifade edeceğim bilemiyorum ama psikolojik, psişik kriz. Biz şunu kaybettik. Biz saygımızı kaybettik aslında bir anlamda. Burada kendi bu kısıtlamalara saygı duymamız gerekiyor. Evet. Ancak baktığımız zaman bizim normal sosyal etkileşimlerimize baktığımız zaman ve burada pandeminin bunu tehdit ettiğini görüyoruz. Bu aslında bir başka örneği Foucault'un söylediğinin. Her tarih aslında günümüzün ontolojisidir der. Ancak bugün şunu açıkça görebiliyoruz. Nasıl uygarlığımız, geleneklerimiz nasıl oluyor? Oldukça karmaşık bunlar ve tehdit altındalar. Ve insanları anlıyorum. Depresyona girenleri, kendilerini yorgun hissedenleri, pandemiden dolayı bunları hissedenleri anlıyorum. Ve burada pandemi aynı zamanda çok ciddi bir kriz anı. Bizim anladığımız şeyi açısından, insan olmaktan anladığımız şey konusunda krize girmemize yol açıyor. Ve bence pandemi burada diğer insan olmaya yönelik tehditlerle birleşmeli. Ve bunlar her zaman tehlike değildir ve bunlar bizim yeniden düşünmemizi itiyor. Mesela insan olmak nedir? Mesela ben bir kitap yazdım ve Türkçe yakında olacak mesela. Ve her yerde burada ele alındı. Ben şimdi burada birazcık düşünmeye çalışıyorum. Evet, evet, cevaptan benim değilim ama şimdiki felsefi sonuçlarını düşünmeye çalışıyorum şu fikrin. Bizim beynimiz doğrudan bilgisayarla bağlanacak fikri. Bu fikri ele almaya çalışıyorum. Evet, ikinci soruda bu konuyu ele alacağız. Şimdi profesör, lütfen... İkisi birden konuşuyor, duyamıyorum. Mesela, evet ben çok fazla konuştum herhalde. Fakat bu ikinci soruda bu konuyu ele alacağız. Kurtul, lütfen ikinci soruyu sorabilir misiniz? Şöyle, ikinci soru aslında tam da Profesör Zizek'in geldiği noktayla alakalı. İlk soruda yanıtının geldiği nokta ile ilgili biliyoruz. Profesör Zizek bu süreçte pandemi üzerine bir kitap yazdı ve yeni bir dayanışma formunun gerekliliğine burada vurgu yaptı. Hatta yeni bir komünizm formu da denebilir buna. Bu tespitini özellikle son dönemde ortaya çıkan açıklamalarla birleştirerek bir şekilde anlamaya çalışıyoruz. O da şu, nedir bu açıklama? Dünya Sağlık Örgütü Direktörü
bir aşı apartheidinden, yani aşıya ve sağlık hizmetine ulaşma konusunda ortaya çıkan dünyada derin ayrımcılıktan söz etti. Özellikle kitaptaki bu komünizm yeni dayanışma formuyla bu adaletsizlik, hakkaniyetsizlik ya da işte aşı apartheid olarak Dünya Sağlık Örgütü direktörünün adlandırdığı konuyu nasıl ilişkilendirebiliriz? Evet Özgür, sen lütfen soruyu yönelt Profesör Zize. Bunu anlamaya çalıştık. Profesör Zize, kısa bir süre önce pandemi COVID-19 bütün dünyayı sarsıyor diye yazmıştınız ve siz de yeni tipte dayanışma şekillerine ihtiyaç olduğunu söylemiştiniz ve yeni tip bir komünizm olabilir demiştiniz. Bundan başka Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus kısa bir süre önce şöyle dedi. Dünya artık bir aşı apartheid gibi bir duruma ulaştı. Artık bu hiç adil olmayan bir duruma oluştu. Profesör Zizek, bu aşı rejimindeki eşitsizlikleri nasıl ele alabiliriz bizim neoliberal dünyamızda? Ve neden komünizmi 21. yüzyılda alternatif bir dayanışma şekli olarak görebiliriz? Evet. Evet, birinci sorudan yorumlarınıza devam edebilirsiniz. Evet, çok uzun konuşmayacağım ama evet, şimdi esas noktalarımı özetle söylemek istiyorum. Evet, şimdi birçok insan benim fikirlerimden şoke olmuştur. İşte pandemi, açılma vesaire ve yeni bir tip bir komünizmden bahsetmiştim. Herkes şok oldu bu fikirden. Şimdi şunu vurgulamak istiyorum. Yugoslavya komünist bir ülkeyken 10 yıl boyunca işsizdim. Hiç felsefe yapmama izin verilmiyordu ve aynı zamanda doğrudan çok zor bir soruyu ele aldım. Bence Çin yolu gerçekten de işe yarayan bir şey ve insanların takip etmesi gereken bir şey değil. Ve çok fazla kontrol var, totalitarizm var. Şimdi ben bu konuyu nasıl bakıyorum? Bir taraftan pandemi, çok büyük bir dayanışma imkanını ortaya koydu, eşitlik imkanını falan ortaya koydu. Ve apartheid, sizin bahsettiğiniz apartheid ve tabii ki zamanla bu da oldu. Neden şimdi? Çünkü en büyük medya bile, batıdaki ya da en büyük medya ya da şunu itiraf ettiler. Şu tek çözüm küresel mücadeledir pandemiye karşı. Hep bu tekrarıldı. Biz yerel olarak mücadele ediyoruz pandemiye karşı. Bütün dünya olarak değil. Ve yine biz bu formülü, ben bu formülü, bir de şu formül var. Bunu çok sevdiğim bir formül bu. Şimdi pandemi sadece tek bir şey değil. Ve bizim kazanacağımız, zafer kazanacağımız ve ortadan kalkacak bir şey değil pandemi. Pandemi mesela tiyatroda prova gibi bir şey. Çünkü başka ekolojik krizler de geliyor. Bu ya, şu anda oluyor. Gelecekte olacak bir şey değil bu. Şimdiden oluyor. Şimdi burada da felsefi olmaya çalışıyorum. Siz şunu fark ettiniz mi acaba? Şimdi gelişmiş olan ve öncelikli olan Batı'da ben tabii ki Erdoğan'a tamamen karşıyım ama şimdi İstanbul'a gidin ve İstanbul'daki yeni binalara falan bakın. Siz de oldukça gelişmiş bir ülkesiniz. Yani evet, az ya da çok gelişmiş bir ülkesiniz bizimler gibi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bizim için şimdi başka bir zaman önümüzdeki felaketlerden bahsedebiliriz. Biz şu metaforu seviyoruz. Evet, 5 dakika var mesela felakete. Eğer hareket etmezsek felaket hemen gelecek diyebiliriz. Ya da felaket zaten şimdi oluyor ama 3. dünyada oluyor. Ya da Afrika'da oluyor felaket. Fakat pandemi de artık
artık felaket burada, şu anda oluyor ve aynı zamanda başka problemlerle bağlantılı olarak gerçekleşiyor felaket. Evet, pandemi diğer felaketlerle birlikte gerçekleşiyor. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir uyanma var. Yani artık şimdi şöyle diyorum, her şey bu kadar basit değil. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir bakalım, bir dürüst olalım. Pandemi nedeniyle Trump kaybetti ve Trump kaybetti pandemi nedeniyle ve ben de Joe Biden'ı da adil olmadan çok eleştirdim belki de ama ve Biden fakat daha fazla bir insan yüzü olan Trump Biden'da aslında. Biden bazı şeyleri yapmaya mecbur. Çok fazla kamu altyapısına yatırım yapmak zorunda. Sadece sağlık hizmetlerine değil, kamu altyapısına yatırım yapıyor. Ve Biden kendi hükümetine öyle bir çok yani küresel bütün dünyada kurumsal vergi ele alınıyor ve böylece ve aynı zamanda evrensel yarar geliri, yani evrensel gelirler de ele alınıyor. Mesela konservatif gücü olan ülkeler bile bunu yapıyor. Mesela İngiltere'de, Birleşik Krallık da böyle yapıyor. Birleşik Krallık da insanlara para vermek zorunda kaldı. Çünkü ve bu da tabii ki etik bir ilerlemedir. 100 yıl önce hatırlayacaksınız, İngilizler en medeni, kapitalist bir ülkeydi. Ve milyonlarca insan İrlanda'da açlıktan öldü, Kore'de, Hindistan'da milyonlarca insanın açlıktan ölmesine izin verdi. Fakat şimdi ilerleme var, hafif de olsa bir ilerleme var. Şimdi Somali'de ya da başka bir yerde açlık olduğu zaman biz bir suç hissediyoruz ve buna cevap vermek istiyoruz, yardım etmek istiyoruz. Ve gene, şimdi hatırlıyor musunuz, çok önemli bir konu var. Trump da bir kanun uyguladı. Roosevelt tarafında İkinci Dünya Savaşı'nda da ele alınmıştı bu. Şimdi acil bir durum olduğu zaman sermayenin özgürlüğü sınırlı olmalı ve şirket devlet ise şirketleri de üretmeleri gerektiğini söylüyor. Tamam, ben bundan bahsetmiyorum. Yani komünizm gibi bir şey oluyor bu. Bundan bahsetmiyorum ben. Aslında radikal olan bir şey bu. Şimdi şu bu önemleri bir düşünün. 2-3 yıl önce bahsedilen önlemler bu. Mesela biri biz şunu yapalım yapmalıyız dediği zaman bunu söyleyen insan hemen sosyalist ve solcu falan diye dalgalanırdı böyle bir şey deseydi. Tamam. Ben 20. yüzyıl komünizmden bahsetmiyorum. Evet, bu aslında basitçe daha büyük bir uluslararası işbirlik ve dayanışma olduğunu görüyoruz. Ve burada acilen bizim ihtiyacımız duyduğumuz şey bu. Yani gerçek dayanışmanın ya ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Ve burada ilk 21. yüzyıldaki küresel savaş bu diye düşünüyorsam. Aslında küresel anlamında değil, her yerde olduğunu değil. Bu yeni karşılıklı bağımlılık durumu var. Umarım takip ediyorsunuz. Bu oldukça ilginç gerilim, gerginliği görüyoruz. Mısır ve Etiyopya arasındaki ilginç gerilim var. Etiyopya daha fazla su istiyor. Büyük barajları istiyor. Ve açıkça değil ama temelde kusura bakmayın bu durumda biz burada suyu keserseniz bizden o zaman Nil'in suyu yaşam kaynağı o zaman bitmiş olur. Yaşam bitmiş olacak. Bizim toplumumuzun sonu olacak. Evet, şimdi kimin hakkı var suyun üzerine? Bu konuya girmeyeceğim. Ancak burada bir sorun var ve burada yine
burada kesinlikle kendi egemenliği içinde çözülebilecek bir sorun değil. Bunlar yeni tür sorunlar. Bizim karşılaşacağımız sorunlar bu tür sorunlar. Tek bir ülke içinde çözülemeyecek sorunlar. Diğer taraftan baktığımız zaman da burada eğilimler olduğunu görüyoruz. Daha ilerleyici bir topluma yönelik eğilimler olduğunu görüyoruz. Almanya'ya bakın hatta. Aman Allah'ım, şu anda Yeşiller Partisi artık en güçlü parti haline geldi Almanya'da. Evet, burada sadece Almanya için, ultra sağ için alternatif değil, ancak burada Hristiyan demokratlar panikteler gerçekten. Öte yandan baktığımız zaman, şu da son derece önemli diye düşünüyorum. Kapitalizm bir sistem olarak bunu hissediyor ve şimdiden tepki vermeye başladı bu duruma. Ve sadece bariz bir şekilde, bildiğimiz bariz şekilde değil, ampirik seviyede değil. Burada büyük, pandeminin büyük mağdurları, kurbanları, üçüncü dünya ülkeler, hatta burada gelişmiş ülkelerin içinde bile mağdurlar var. Yani tüm azınlıklar ve buna benzer gruplar var. Yeni sömürü şekilleri var. Bunları da görüyoruz. Mağdur olanları, kurban olanları görüyoruz. Ve burada yine neden kapitalizm zaten öneride bulunuyor bir tepki olarak, bu daha radikal özgürleştirmelere yanıt olarak yeni baskı formları, şekilleri geliyor. Bunlardan biri de şu Bolsonaro tarafından Brezilya'da sembolleştirildi ve aslında bu pandemi gerçek bir tehdit değil, yaşam olduğu gibi devam etmeli. On binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan ölse de aslında daha da burada kötücül olan şey bu yeni kapitalist masterlar, Jeff Bezos, Bill Gates gibi ustalar ve Varoufakis gibi aslında iyi bir insan kendisi ve hoş birisi, garanti ediyorum. Türkiye'yi çok seven bir Yunanlı kesinlikle. Türkiye'ye karşı hiçbir şey yok. Türkiye aşı gerçekten. Ve burada Profesör Zizek, burada belki de üçüncü soruya geçebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bunlar birbirine ilişkili. Tamam. Profesör Gülenç yine önce bir arka planı anlatacak. Sonra ben soruyu soracağım. Teşekkür ediyoruz yanıtınız için Profesör Zizek. Bir önceki soruyla bağlantılı aslında bu üçüncü sorumuz. Çünkü özellikle mağdurlardan, ezilenlerden, azınlıklardan söz ettiniz. Özne problemine açıkçası yoğunlaşmak istiyoruz. Bu tabii Marksizmin de çok güncel bir tartışma konusu uzun zamandır. 19. yüzyıl için, 20. yüzyılın ilk yarısı için bir problem yoktu belki. İşçi sınıfıydı. Bu dönüştürücü öznenin kim olduğu sorusu Marksistler açısından bir problem yoktu. Ama bugün özellikle bu konuyla ilgili ne söyleyebiliriz? Çünkü sizin bir de özellikle vurguladığınız bir kavram var. Umutsuzların cesareti kavramı. Özne problemini psikanalizle ilişkisi bağlamında dinlemek istediğimiz için bu soruyu hazırladık. Evet Özgür, lütfen soruyu sorar mısın Profesör Zize? Robespierre, Lenin, Lukács ve Althusser'le ilgili son yazılarınızda buna gayet iyi tanınıyor ve siz sürekli olarak dünyadaki özgürleştirici dönüşüm için olan devrimsel öznenin rolünü vurguladınız. Peki biz geçiciliğin psikolojik açısından bu özneyi nasıl yeniden yorumlayabiliriz? Ve peki umutsuzluk için olan cesaretin nasıl bir rolü vardır? Sizin en son dönüşümle ilgili söylediğiniz bir şey bu. Mükemmel bir soru. Yanıt vermeden önce şunu söylemek istiyorum. Benim için de aynısını yapmalı sorunuz için de. Evet, aslında burada soruları improvize etmeliyim ve sonra da Kurtul sen de açıklamalısın benim gerçekten ne söylemek istediğimi. Benim cevaplarım için de buna benzer bir şey yapılmalı. Yani benim yanıtımın da bağlamını vermelisiniz aslında. Tamam, bayıldım gerçekten. Devam edelim şimdi. Evet, burada
Gerçekten de zorunlu bir soru bu. Biz burada açıklığa kavuşmamız gereken şey şu. Marx da aslında ontoloji, günümüzün ontolojisinin bakış açısından okunmalı diye düşünüyorum. Tabii ki burada hala işçi sınıfı. Ancak geleneksel Marksist anlamda değil bu. Bakın, işte benim için paradoks burada. Bilmiyorum, Türkiye'de durum nasıl bilmiyorum. Ancak benim kendi küçük, önemsiz ülkemde baktığım zaman, şunu biliyor musunuz ki? Neredeyse işlerin yarısının bir geçici işleri var. Ya da geçici olarak işsiz kalıyorlar. Şu anlama geliyor. Klasik sömürülen proletarya olmak aslında şu anlama geliyor. Sürekli bir işiniz oluyor, zaman zaman grev yaparsınız, sömürülürsünüz vesaire. Ancak yaşam belli bir süreye devam eder. Ancak benim ülkemde bu çok ayrıcalıklı bir durum aslında. Örneğin, bilmiyorum Türkiye'de nasıl bu durum, ancak benim ülkemde şöyle, Slovenya'da. İşte bundan dolayı neredeyse karşıyım aslında grevlere. Çünkü evet, işleri destekliyorum, ancak arkadaşım, dostum çoğu şunu biliyorlar, fark ediyorlar. Burada bugün grev yapabilen kişiler sadece Lenin işçi aristokrasi dedikleri. Burada polisler, doktorlar, hakimler vesaire. İşte doktorların arasında genellikle cerrahlar grev yapıyorlar. Burada zavallı hemşireler yapmıyorlar grev. Yani yeterince güçlü bir konumdalar. Biliyorlar ki toplum panik içinde, onlar grev yaparlarsa paniğe kapılacak toplum. Evet. Bundan dolayı bu tip daimi istihdamı olan bir işçi olduğu zaman evet sömürüyorsunuz, ama yine de grev yapma özgürlüğünüz var. Evet, nispeten istikrarlı bir konumuz var. Bence bu ayrıcalıklı bir konu bugün. Pandeminin görünür kıldığı şey şu oldu aslında. Diğer tüm boyutlarını gösterdi sömürünün. Bugün diğer sömürünün gösterdi. Bunlardan biri şu. Bu aşikar göçmenlerin durumu. Onlar arada kalmış, arada sıkışmış bir konumdalar. Genellikle geldikleri zaman, burada ironi görüyorsunuz değil mi? Bir ülkeye geldikleri zaman, evet, bazı görüşmeleri okudum ya da televizyonda dinledim. Evet, büyük kanallardan birinde gördünüz. Ancak ilginç şeyler öğrenebiliyorsunuz. Burada görüşmeleri dinledim. Azınlık göçmenlerle, CNN'di galiba. Meksikalı göçmenlerle konuşmuşlardı. Trump'a yalvarıyorlardı kendilerini kabul etmesi için. Ve buradaki ana güdüleri şuydu. Evet, biz temel olarak biz çalışmak istiyoruz ve kapitalizm tarafından sömürülmek istiyoruz. Lütfen bırakın da ülkenize girelim ve kapitalizm tarafından sömürelim. İşte aslında sömürülen korkunç bir durum bu. Arada kalmış oluyorsunuz. Kendi memleketinizi kaybediyorsunuz. Daha az kalkınmış ülkede, ancak burada kalkınmış ülkede tam olarak giremiyorsunuz. Arada kalmış oluyorsunuz. Ne memleketinizde siz ne yeni ülkeyi kabul ediyorsunuz. Bazı arkadaşlarım burada biraz suni olarak da şunu belirtiyorlar. Burada varoluşun sömürüsü diyorlar. Şimdi 3. Dünya ülkesinde ve Kanada'da da petrol çıkarıyorlar değişik bir şekilde. Ve bunu yapma şekilleri şöyle. Mesela Eskimo'lar ve yerli Amerikalılar falan var. Bunlar ekonomik olarak kullanılmıyorlar. Onların ülkeleri kullanılıyor, onların toprakları kullanılıyor, onların varlıklarının materyal şartları kötüye kullanılıyor. Şimdi onlar sürekli olarak istihdam da edemiyorlar. Şimdi bazı feministler son derece zeki bir şekilde şunu önermişlerdir. Kapitalist, yani şimdi işçilerin istismar edilebilmeleri için ve diğer aile üyelerinin vesaire de hepsinin çalışması gerekiyor. Bizim şunun farkında olmamız gerekiyor. Şimdi bitireceğim burada sözümü. Benim iyi dostum Alvaro Garcia Nierreira, eski
Bolivya'nın eski başkan yardımcısı şöyle demişti. Şimdi klasik işçi sınıfından dakiler çok daha fazla istismar ediliyorlar. Şimdi burada bir sözümü tamamen karıştırmak istemiyorum ama sizin bahsettiğiniz başlıktan bahsetmek istiyorum. Umutsuzluğun cesareti. Evet, bundan bahsetmiştiniz. Ben umutsuzluk istemiyorum. Umutsuzluk aslında şu. İyi bir, yani mevcut olan sistemde küçük küçük iyileştirmeler yapmak, değişiklikler yapmak anlamına geliyor. Vergileme sistemiyle ilgili olarak mesela daha iyi vergileme sistemi ve diğer sistemler yaratmak olabilir ama hayır. Mesela Bill Gates daha gibi kişilere düşünecek olursak daha radikal bir değişikliğe ihtiyaç vardır. Esas bugünün krizinin algılanması nedir? Evet, şimdi çok zor zamanlardan geçiyoruz ama kapitalizm hala hayatta kalıyor. Fakat şimdi böyle at gözlükleriyle bakmamak gerekiyor her şeye. O zaman her şey karıştırılıyor. Ve dümdüz git, at gözlüğü tak. Yok, böyle gidemeyiz. Bunu hayır, çok daha fazla aktif müdahale ihtiyacımız var. Benim bir fikrim var ama çok fazla zaman kendi fikrimle geçirmek istemiyorum. Evet, Kortul tekrar konuyu sunacak. Evet, Sayın Güvenç. Evet, dördüncü soru için çok teşekkürler. Yorumunuzu... Çok teşekkürler Profesör Zizek. Gerçekten çok merak ettiğimiz bir konuydu. Dördüncü soru da aslında yine kapanma ile ilgili. Fakat burada Agamben'in konuya ilişkin açıklamalarıyla bağlantılı bir soru yöneltmek istiyoruz. Hemen başında çok tartışılacak ve kendisine birçok farklı kanaldan yöneltilecek eleştirilerin de içerildiği bir yorum yaptı kapanma ile ilgili İtalyan düşünür Agamben. Özellikle salgına karşı yaşanan paniğin bir tür devlet tarafından yeni bir yönetim paradigmasıyla ilişkili olabileceğini söyledi. Bunu tabii biyopolitikayla ilişkilendirdi. Sonrasında bir tür despotizmle, kontrolle, bilimsel faşizmle ilişkilendirdi ve çok tartışıldı. Tabii işin enteresan tarafı Agamben'in yorumlarının da sonrasında pek çok komple teorisine eklemlenmiş olması. Bu çok ilginçti. Bu konuyu merak ettik ve dördüncü sorumuzda bu konu bağlamında bir şekilde formülüze etmeye çalıştık. Evet Özgür. Profesör Zizek, COVID-19 pandeminin başında Giorgio Agamben teknomedikal despotizmi, karantina ve kapatmaların teknomedikal despotizmi eleştirmiştir. Ve Agamben'in koronavirüsle ilgili düşünceleri onun üyelerinin desteğini kaybetmesine neden olmuştur. Hem İtalyan hem de Avrupalı entelektüeller ona verdikleri desteği bırakmışlardır. Profesör Zizek, peki bu tartışmada siz ne tartışmayla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Ve Agamben'in politik düşünceleri hedefi ıskaladı mı acaba? Ne düşünüyorsunuz? Sizin bu konuyla ilgili düşünceniz nedir? Çünkü Türkiye'de bizde bütün bu COVID-19'la ilgili komplo teorilerini hep tartışıyoruz. Bari araştırmalar oluyor. İşte acaba Çinler mi bunu çıkardı yoksa nasıl ortaya çıktı vesaire. Bunu Agamben'in formülasyonuyla bağlantılandırabilir misiniz? Agamben. Ay, evet, Agamben kesinlikle önemli bir problemi ortaya koydu. Şimdi kendisi şöyle... Neden Agamben bir semptomdur? Benim için son derece önemli. Şimdi burada garip bir şey var. Ve bu bir Agamben'e karşı olan bir argüman değil bu. Şimdi Agamben birkaç kişinin içinden biri solda ve bu konuyu
daha sağdaki popüler olan şeyle ortaya koyuyor. Yani sağcılara popüler gelecek bir şeyi söylüyor. Yani aslında sağcı ve eski moda olan liberaller bu yeni tiranizmin karşılar. Öncelikle, evet, birçok dürüst bilim insanları, onları çok seviyorum, şunu itiraf ediyorlar. Habermas, yani Habermas da bir mülakatta bunu söylemişti. Evet, Habermas'ı her zaman hep eleştirmiyorum, bunu bilmeniz gerekiyor. Ve biz bu pandemide öğrendiğimiz şeyi sadece yeni şeyler öğrenmedik virüsle ilgili olarak, başka şeyler de öğrendik. Ve bilmediğimiz birçok şeyi öğrendik. Ve hala da öğrenmemiz gereken şeyleri öğrendik. Ve bilimin sınırları çok aşikar oldu. Ve siz hatırlıyor musunuz? Bu eskiden... Yani eskiden, tabii ki ironik olarak söylüyorum, bir yıl önce o zaman buradaki fikir neydi? Evinize kalın, ellerinizi yıkayın ve ondan sonra hayatta kalacaksınızdı. Fakat şimdiki durum tam tersi oldu. Artık insanlar farklı düşünüyor ve şu çok açık. Şimdi Almanlar bir demonstrasyon yaptılar. Sadece %0.5'i enfeksiyonların dışarıda oluyor. Siz dışarıda yürürken, fakat esas problem içeride, özellikle sanayide, fabrikalarda bulaşma oluyor. Enfeksiyonlar orada oluyor. Evet. Ve bu ne? İnsanlar tabii ki ekonomi devam etsin diye, endüstrinin de devam etmesini istiyorlar. Ve biz ne kadar az şey bildiğimizi öğrendik. İkinci konu ise bu pandemi sırasında... Evet, bazı insanlara bu çok konformist ve skeptik gibi gelebilir ama yeni şekildeki devlet kontrollerinden falan bahsediliyor. Peki benim cevabım şu, en totaliter önlemler, mesela kapatma, kontrol vesaire, sizin nerede olduğunuzu takip etme ve kiminle beraber olduğunuzu takip etme falan oluyor. Şimdi bu... Dünyada zaten olanların yanında hiçbir şey kalıyor bunlar. Şimdi ben 3 ülke, Çin, Amerika, İsrail ve Amerika. Ve burada bütün Zoom ve internet şirketleri, her şeyler kaydediliyor. Ve biz zaten çok daha fazla kontrol ediliyoruz. Ve... ve nereye gidiyorum, ne yapıyorum falan, bunlar kontrol ediliyor aslında. Ama ben bundan kaygılanmıyorum. Ben de görünmeyen kontrolden kaygılanıyorum. Zaten var bu kontrol ve yüz tanımalar var. İnanılmaz yüz tanımaları var. Ve şimdi Çin medyası... Evet, kendini batıya iyiymiş gibi gösteriyor. Fakat onlar inanılmaz bir şekilde bir yüz tanıma sistemi geliştirdiler. Ve onlar bütün herkesi takip edebiliyorlar. Kimler maske takıyor, kimler takmıyor görüyorlar. Ve herkesi biliyorlar. Cloud'da gizli bir sürü bilgiler var. Bütün ateşi vesaire her şeyi ölçebiliyorlar. Ve biz zaten o kadar çok kontrol ediliyoruz ki o kadar da bu diğer şeyden kaygılanmamıza gerek yok. Gerçek tehdit ve burada faşizm burada devletin kontrolü. Aslında Türkiye'de nasıl olduğunu bilmiyorum durumun. Ancak ağırlıklı olarak Batı Avrupa'ya ve benim bulunduğum yere baktığımız zaman biz aslında burada devletin bilimsizliği var. Burada tüm gücünüz var, kontrolünüz var. Ancak doğru bir şekilde başarı edemiyorsunuz pandemiyle. Burada beceriksizliğini görüyoruz. Yani sözde her şey muktedir. Devlet aparatının işe yaramadığını görüyoruz. Yeters kaldığını görüyoruz. Ve burada liberal demokratlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bugün kontrol şekline baktığımız zaman... Aslında bunlar tehlikeli. Çin'le karşılaştığı zaman Çin'de en azından illüzyon yok. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Nasıl kontrol edildiğini biliyor zaten. Ancak burada
Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkedeki durum şu, korkmuş olan şey şu. Yani özgürlükler ülkesi olduğunu söylüyorlar. İstediğinizi yapabilirsiniz diyorlar. İnterneti gezebilirsiniz diyorlar. Ama burada sizin özgür değilsiniz aslında. Ve bunu özgürlük olmayışınızı özgürlük olarak deneyimliyorsunuz. Aslında satın alıyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz, istediğinizi yapıyorsunuz vesaire. Burada siz zaten biliyorsunuz bunu tahmin ediyorum. Evet, burada bir şey satın aldığınızda bir Kindle'dan bir kitap satın alıyorsunuz, okuyorsunuz. Amazon sadece aldığınız şeyi kaydetmiyor. Ancak Amazon'a veri gönderiliyor. Yani kitabın ne kadarını okuduğunuzu da biliyor Amazon. Sürekli mi okudunuz, bazı kısımlarını atladınız mı? İşte o bilgileri de gönderiyor Amazon'a. Burada büyük düz ekran televizyonları biliyor musunuz? Modern. Aslında bunlar sadece bilgi seçmek istediğiniz şeyin bilgisini kaydetmiyorlar. Burada temel yüz tanıma da oluyor ve şirkete diyorlar ki neyi istiyorsunuz, ne kadar çok istediniz, bunu bile söyleyebilirler. Ve burada profesör özetleyecek olursak bununla ilgili olarak, acaba kısaca bize şunu söyleyebilir miyiz? Agamben'den hangi noktada ayrılıyorsunuz? Bize birkaç sözcükle bunu söyleyebilir misiniz? Benim Agamben'den ayrıldığım nokta şu diyebilirim aslında. Basitçe söylemek gerekirse, nihai düşüncesine baktığımız zaman yakında yazılmış bir kitap var. Bilmiyorum Türkçe çevrildi mi? Şöyle diyor bu kitabında temel olarak. Açık olarak da böyle diyor. Biz kayboldayız. Kendimiz öz yıkımımızda kaybolduk diyor. Orta çağ antik filozoflara atıfta bulunuyor. Yani her şey yıkılırken yapılacak tek şey sanki normal, her şey normalmiş gibi devam etmek diyor. Ve burada çok yaklaşıyor bu görüşe. Ancak ben bundan korkmuyorum. Bu kontrolden korkmuyorum aslında. Çok güzel, çok güzel. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Hoşunuza gidecek. Kurtul, çok iyisin. Evet, benim ideal totaliter evrenimde ben senin bana soruyu sormadan önce, ben de cevap vermeden önce burada arka planı veriyorsun ve açıklıyorsun, sadece soruyu değil ancak benim cevap vereceğimi de açıklıyorsun. Yani burada arka planı anlatıyorsun ve sonra bize iki kukla gibi burada anlatıyorsun. Evet, lütfen devam edin. Şimdi beşinci soruda artık, yani son üç sorumuzda artık pandemi temasından yavaş yavaş çıkmaya başlıyoruz. Özellikle postmodern olarak nitelenen dünyada kimlik merkezli politikaların yoğun olarak işlendiğini, tartışıldığını ve bu tür politikalara yönelimin arttığını gözlemliyoruz. Fakat aynı zamanda kapitalizmin zaman zaman yaşadığı ciddi ekonomik açmazlar ve krizler de var. Ve bu krizlerin sonuçlarında işte bir işsizler ordusu karşımıza çıkıyor. Bu kimlik merkezli politikalara yönelik yaklaşımını aslında duymak için Özgür'le birlikte bu soruyu hazırladık. Tabii Profesör Zizek, tüm bu tasarımı Özgür'le birlikte yaptık. Dolayısıyla Özgür de benim kadar sorumlu. Onu belirtmek istiyorum. Evet Özgür, şimdi lütfen Profesör Zize'ye sorumuzu sorabilir misin? Profesör Zizek, evet 25 dakikamız kaldı. Harika bir görüşme yapıyoruz. Şimdi 3 soru kaldı ve bunları biraz daha kısa yapalım. Şimdi size temel olarak şunu sormak istiyorum. Sizin harika görüşlerinizden sonra şunu sormak istiyorum. Siz sordunuz, neden liberal kimlik politikalarını severler diye sordunuz. Peki bizim postmodern dünyamızdaki farklı kimlik mücadelelerini göz önünde tutmadan daha adil bir toplumu hayal edebilmek mümkün olabilir mi? Bu nasıl olabilir? Şimdi bu kimlik politikaları liberalizmin bir hayali midir? Ve gene
pandemi krizini ve bunun ekonomik sonuçlarını da göz önünde tutarak bunu nasıl cevaplandırabilirsiniz? Evet, felsefi açıdan zor ama harika bir soru yine. Evet, benim için eski moda bir filozof için sorun her zaman şu: evrensellik sorunu, evrensel çerçeve. Yani burada kimliklerin işlevini gördüğü evrensel çerçeve. Burada çok kültürlük problemine baktığımız zaman benim açımdan ben kimliğe sahip olabilirim, siz kimliğinize sahip olabilirsiniz meselesi değil. Ancak burada genel çerçeve nedir? Bu kimliğin başka kimlikleri yasaklayan durum nedir? Burada görüyorsunuz diyalektik bir eğilim var burada. Şu anlamda her kültüre baktığımız zaman bu sadece kendisi hakkında değil, aynı zamanda şu imada da bulunuyor. Biz nasıl diğer kültürlerle ilişki kuracağız? Diğer kültürler, paganlar, daha az gelişmiş olan kültürlerle. Bir başka şekilde her kültürün kendi evrenselliği vardır. Ve burada baktığımız zaman bir Hipokrat... Evet, burada iki yüzlü liberaller var, dürüstler de var ama iki yüzlü liberallere baktığımız zaman burada nedir liberalizmde iyi olan, liberalizmde iyi olan? Burada soldan biraz enjeksiyona ihtiyaç var. Ancak şimdi tam olarak cevap vereyim sorunuza. Biliyorsunuz liberaller çok seviyorlar. Evet, siyahlı istiyoruz, kızılderili olmak istiyoruz, biz de siyahiyiz, biz de kızılderiliz diyor. Yani bu belli bir kimliğe atıfta bulunuyorlar. Neden? Burada aslında gerçek ırkçı olanlar onlar. Şu anlamda aslında kendileri için şunu tutmak istiyorlar, ayırmak istiyorlar. Evrensel alanı kendilerine ayırmak istiyorlar. Diğer kimliklere izin veriyorlar ancak burada... Ben burada sadece siyahiler siyahi olmasını istemiyorum. Ben onların bir proje formüle etmelerini istiyorum. Eşitlik ve evrensel adalet için bir şey yapmalarını istiyorum. Burada sadece onları siyahi olarak mağdurlaştırmasınlar istiyorum. Bence burada harika tecrübelerim oldu Birleşik Devletler'de bazı Amerikan yerleriyle. Bir zamanlar onlara Kızılderili diyorduk ancak artık Amerikan yerlisi diyoruz. Evet, bu ismi seviyorum. Benim Amerikan yerlisi arkadaşlarım da seviyor aslında bunu. Çünkü bana Amerikan yerlisi deyince beni doğanın bir parçası yapıyorsun. Siz de kültürel Amerikalı oluyorsunuz. Ancak bana Kızılderili dediğin zaman o zaman en azından beyaz adamların aptallığını göstermek istiyor. İngilizcesi Indian, yani Hintli anlamına geliyor. Yani bana bu sözcükle Indian'la hitap ettiği zaman beyazların aptallığını gösteriyor diyor. Burada beyaz liberallerin iki yüzünü görüyoruz. Burada diğerleri için endişelenmiş gibi gözüküyorlar. Ancak burada yorulmuşsam ne olacak? Bıkmışsam ben de belki de tüketimcilik istiyorum. Genellikle beyaz liberaller otantik yalanlar söylüyorlar. Burada üniversitelerde başa çıkmaya çalışıyorlar. Burada iyi ücretli işler var. Ancak Amerikan yerlileri var. Otantik, bütüncül yaşamlar yaşıyorlar. Ve yine burada son örnek vermek istiyorum. Benim için olan şey şu. Evet, siyahların yaşamı önemlidir motosunu destekliyorum. Bu yani beyaz liberal yaklaşımımızda şöyle diyor: neden sadece siyahların yaşamı önemli diyorlar? Bütün hayatlar önemlidir demek gerekir diyorlar. Bütün hayatlar önemli derse evrensel bir standartın içinde oluyorsunuz. O zaman bunlar ön hakları olan beyazlar oluyor. Ama siyah yaşamlar önemlidir deyince Amerika'da bir özel bir polis şiddetinin vardır. O zaman siyahlara neler oluyor bu polis şiddetiyle? O nedenle siyahların yaşamı önemlidir derken, eğer savaşmak istiyorsanız o zaman Amerika'da haksızlığa karşı savaşmanız gerekiyor. Böylece siyahi insanların başına neler geldiğini de ön plana koymak gerekiyor. Bunu açıklamak gerekiyor. Ve benim idealim şudur, Malcolm X benim idealim.
Kendisi bir jeniydi politik açıdan. X ne anlama geliyor biliyorsunuz. Herhangi bir kökü yok. Hiçbir kökü gösteremiyor X olunca soyadı. Fakat bu çok iyi bir şey de oluyor. Bu ne anlama geliyor? Biz eşsiz bir şansımız var. Yepyeni bir evrensellik yaratmak için bir şansımız oluyor bu şekilde. Malcolm X yeni evrenselliktir. Ve şimdiye kadar her zamandan daha fazla önemlidir bu konu. Ve çok kültürlülük sıklıkla modern küresel kapitalizme hizmet ediyor. Ve şimdi çok harika bir kitap okudum Hindistan'la ilgili olarak. Ve bu kitaplar şunu gösteriyor. Şimdi İngilizler Hindistan'ı sömürdü ve Hindistan'ın Hindistan'daki geleneksel Hindu değerleri kaldı ama belli bir mesafede kaldılar onlardan. Ve Malcolm X'in evrensellik olduğuna hala daha inanıyorum. Evet, Profesör Kurtul, 6. soru. Evet, çok teşekkür ediyoruz Profesör Zizek. Özellikle... Şimdi 30 dakikamız var. Hızlı olacağız. 30 dakikamız kaldı. Evet, edepsizlik. Evet, edepsizlik terimi var İngilizce'de. Yavaş seks var ve hemen hızlı her şeyi yapacağız diye bir terim var. Özür dilerim. Evet, devam edelim. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Zizek. Evet. Özellikle evrensellik vurgusu bizim açımızdan çok... önemliydi, dikkat çekiciydi. Çünkü Özgür de ben de Hegel üzerine çalışan, Hegel'le uğraşan iki felsefeciyiz. Altıncı sorumuz birazcık bizim özel ilgimizle alakalı ama muhtemelen dinleyiciler arasında da Hegel çalışan, Hegel üzerine kafa yoran muhakkak isimler var. Hegel olan ilginizi özellikle merak ettik. O yüzden altıncı sorumuzu Hegel ekseninde oluşturmaya çalıştık. Evet Özgür. Evet Profesör Sizek. Evet sizin çalışmalarınızı hep okuyoruz. Mesela eleştirel teoriyle ilgili olarak. Şimdi mesela ideolojinin yüce nesnesinden bahsetmiştiniz. Nesnesiyle bir kitabımız vardı ve ondan sonra hiçbir şeyden daha az diye bir kitabımız var. Hegel ve dialektik materyalizminin gölgesi. Peki bizim dinleyicilerimize şunu anlatabilir miyiz? Tabii ki bu felsefe neden Hegel önemlidir? Kritik teori için. Evet, yine şaşırabilirsiniz ama çok fazla konuşmak istemiyorum. Çok yoğun olmak istemiyorum ama tek bir şey üzerinde tekrar durmak istiyorum. Son derece provokatif. Şimdi Marx'a falan çok ilgi duyuyorum ama somut sosyal analizi var devrimle ilgili olarak. Ve Marx aslında öngörüyor her şeyi. Mesela Napolyon 3. birinci faşist oluyor. Ve Marksizm, şimdi Marx'ın analizleri, mesela kapitalizmle ilgili olarak analizlerin hiç kimse geçememiştir şimdiye kadar. Peki 20. yüzyıldaki deneyler bana şunu öğretti. Yani tabii ki ben çok skeptikim tarihten öğrenmeyle ilgili olarak. Fakat öğrendiğim şey şu 20. yüzyılla ilgili olarak. Şimdi belli bir düzeyde biraz daha fazla skeptikiz. Fakat Marx şuna inandı. Bir tarihi bir özne var. Bu işçi sınıfı ve proletarya olarak görülüyor. Ve eşsiz bir özne var ve ne yapması gerektiğini biliyor. Ve bu işçi sınıfında, yani Lukas'ın da söylediği gibi ve Komünist Partisi'nde de organize olmuş bu konu. Yani kendinin farkına varmak çok önemli. Sen bir şey yapıyorsun, ne yaptığını biliyorsun. Benim tarihle ilgili olan vizyonum şudur. Hegel pesimisti, Hegelian pesimizm. Bütün devrimler ne yazık ki...
Fransız devriminin ritmini takip ediyorlar. Önce bir felaket oluyor ve sonra tekrar devam edip ondan sonra bazı gerekli başarısızlıklar oluyor. Ve en sonunda yeni özgürlükler oluyor. Şimdi buradaki paradoks şudur. Hegel benim için şimdi yaptığımız şaka değil. Daha materyalisttir. Marx'tan daha materyalisttir. Hegel tarihi başka bir şekilde ele alıyor. Geçirimsiz. Felsefe sadece belli şekildeki hayatı tanımlayabiliyor. Zaten tehlike içinde olan hayatı tanımlıyor. Fakat Hegel için herhangi bir politik müdahalede yeni riskler vardır. Ve siz de mutlaka hatalar yapıyorsunuz ve hep sürekli hatalar yapıyorsunuz. Ve Lenin bunu çok açıkça gördü Ekim devriminde. Ve Lenin hiçbir zaman Ekim devrimini şöyle göstermedi. İşte biz tarihi gereklilikleri yere getiriyoruz falan demedi. Lenin her şeyi çok açıkça gördü. Hemen başlangıçta 1917 Şubat devriminde her şeyi gördü. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Evet, yeterince işçi sınıfı gelişmesi yok. Doğrudan sosyalimize gitmemiz gerekiyoruz diye. Evet, kendisi gördüğü şeyi yapmaya çalıştı. Lenin her şeyin farkındaydı. Bütün Lenin'le ilgili eleştirdiğimiz her şeye rağmen Lenin her şeyi gördü. Bizim Lenin'den çok şey öğrenmemiz gerekiyor. Ve biz kazansak bile biz istediğimiz şeyi derhal yapamayız. Ve riskleri ele almamız gerekiyor. İşte özellikle de bugün bu da çok önemli. Ve biz ne yapmamız gerektiğini tam olarak bilmiyoruz. Mesela kapitalizmi kontrol etmek vesaire gibi. Fakat bütün bizim bahsettiğimiz bütün politik formüller, mesela artık geleneksel sosyal demokrasinin iyi bir noktaları var fakat sonunda işe yaramayacaktır. Ve Stalin'in de sosyalizmi işe yaramayacaktır. Benim burada düşündüğüm şey şudur. Ben bu katılımcı doğrudan demokrasiye çok inanmıyorum. Benim arkadaşlarım, Latin Amerika'daki arkadaşlarım bana şunu söylüyorlar. Katılımcı demokrasi, yerel topluluklar organize oluyor falan. Bunlar iyi şeyler. Fakat sizin daha büyük, daha yüksek bir organizasyonunuzun olması gerekiyor. Ve böylece temel hizmetler sunmanız gerekiyor. Elektrik, su, eğitim gibi hizmetleri sunmanız gerekiyor. Ve ondan sonra bu düzeyde bir problem oluyor. Ve bu nedenle Hegel yolunda birçok solcunun yaptığı şeyi söyledim. Bizim hedefimiz şoke olmayın. İyi bir yabancılaşma. Şoke olmayın bu sözden. Ve kendi toplumunda da mesela eğitim, su vesaire nasıl organize edilebilir diye düşünüyoruz. Ben öyle bir sistem istiyorum. Tabii ki tamamen şeffaf olması gerekiyor. Küresel idare olmalı ve o makul bir şekilde iyi fonksiyon görmesi gerekiyor her şeyin. Çok teşekkürler. Kurtul. Şimdi 7. soru. Evet. Evet. Daha sonra size her şeyi anlatacağım. Sadece 5 dakikamız kaldı. Şimdi özetlemek gerekirse doğrudan soracağım soruyu özetlemek için. Evet Özgür. 7. soru aslında Avrupa'nın hem içinde konumlanıp hem de onun çevresinde yer almakla ilgili ve bunun yarattığı aslında bir gerilim var. Siz de zaman zaman bu gerilime ironik bir tavırla katılıyorsunuz. Burada aslında Türkiye'nin de böylesi bir gerilim içinde olduğunu belki söylemek mümkün. Tabii bağlamsal koşulları bambaşka. Bunu aslında merak ettik. Bu yönde fikirlerinizi öğrenmek istedik. Evet Özgür. Çok teşekkürler. Profesör Zizek, çok basit olarak ve çok önemli bir soru. Siz her zaman
Avrupa'daki periferik gerilimden bahsettiniz ve kendi ülkeniz açısından. Mesela sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye'de de biz bu gerilimi hissediyoruz. Bir taraftan Avrupa'ya yakın olmak istiyoruz fakat diğer yandan da hep Avrupa'nın periferinde olmak istiyoruz. Lütfen bize sizin düşüncelerinizi anlatabilir misiniz bu ikilemle ilgili olarak ve bir sonuç sözü olarak bu tartışmada? Lütfen. Evet, gerçekten çok güzel bir soru. Bundan dolayı da aslında eksantris değil veya retorik değil. Ancak bundan dolayı gerçekten de Türkiye'yi seviyorum. Tabii ki Türkiye'nin kendi sorunları var. Ancak şunu da bilmek gerekiyor. İki şeyi düşünmek lazım. Öncelikle Türkiye yine de küresel sürecin bir parçası şu anlamda. Farklı bir şekilde tabii ki. Ve bu farklılık da önemli de olsa yine de burada daha otoriter, liberal kapitalizm olduğunu görüyoruz. Daha otoriter olduğunu görüyoruz. Ancak şu anda genel bir eğilim olduğunu görüyoruz tüm dünyada. Dünyanın her yerinde böyle. Rusya'da da böyle, Çin'de de böyle. Bilmiyorum. Buna benzer eğilimler var birçok yerde. Burada tüm liberal argümanları kullanabilirsiniz. Geleneksel liberal parlamenter demokrasi. Burada Erdoğan'ın sınırlarıyla ilgili bunu ileri getirebilirsiniz. Ancak şunu her zaman hatırlamak lazım diye düşünüyorum. Ve zeki Türkleri çok seviyorum ki birçok zeki Türk var. Burada çözüm sadece basitçe burada devrim değil, ketçap devrim değil. Geri yakalama bitişen değil. Ve burada liberal demokrasi, feminizm değil sadece. Burada bunların hepsi ülkeler, Ukrayna, Türkiye gibi ülkelere baktığımız zaman Batı Avrupa gibi oluyorlar. Ve burada maalesef bu yeterli değil. Ve biz bunu açıkça görüyoruz. Bundan dolayı da bunun önemini görüyorum. Burada Fransa'da protestolar var. Sarı yelek protestoları. Bunlar sadece parlamenter demokrasi için değil. Bu protestolara baktığımız zaman huzursuzluğu gösteriyor. Memnuniyetsizliği gösteriyor. Mevcut parlamenter sermaye kapitalist demokrasiye olan karşı memnuniyetsizliği gösteriyor. Bundan dolayı sizin için şu önemli diye düşünüyorum. Bu oyunu arada oynamak gerekiyor. Yani burada Avrupa tam olarak ne istediğini bilmiyorum. Ancak şu da tabii ki talepte bulunmalısınız. Tüm radikal, liberal demokratlerde taleplerde bulunmalısınız. Özgür basını talep etmelisiniz. Ancak burada tam olarak da biraz da uzaktasınız. Ancak şunu da bilmeniz gerekiyor. İdealiniz sadece evet Fransa gibi olalım, Almanya gibi olalım gibi olmamalı. Hayır. Burada orada olmayacaksınız. Tam olarak da belli bir mesafede olmak size belli bir avantaj sağlıyor. Bence siz küresel olarak şöyle bir konumdasınız. Aslında bizim Yugoslavya'nın, Slovenya'nın eski pozisyonuna benziyoruz. Biz paylaştığımız komünist rejimi eleştiriyorduk. Ancak burada sınırlar açıldı tamamen. Artık büyük illüzyonlarımız yoktu Batı ile ilgili. Kendi sorunları da var vesaire. Bu bana belli bir umut veriyor. Eğer bazı çözümler, bilmiyorum nasıl ama eğer bazı çözüm ortaya çıkarsa insanları harekete geçirmek sadece basitçe parlamenter demokrasi anlamına gelmiyor. Ancak başka tür bir şekilde harekete geçirmek ve bugüne kadar bu büyük bir sorundu. Batı'da, liberal Batı'da protestolar, sosyal harekete geçirme aslında bu dönüşmüyordu. Parlamenter parti demokrasi formuna dönüşmüyordu. Ancak demokrasi göreceli olarak açık ve gerçek olsa da bence burada şunu da açıklamak istiyorum. Çok açıklamak istiyorum. Burada Kürtlerle de seviyorum ancak burada sadece Kürtler hakkında değil bu. Ve burada Kürt sorununa baktığınız zaman sizin semptomunuz bu. Eğer
Kürt sorunu çözerseniz barışçıl bir şekilde, yeni bir tarihi anlaşmalarla, onlarla bu anlaşmaları yaparsanız, o zaman bu olabilecek en iyi şey olacaktır. Sizin için, Türkiye için olabilecek en iyi şey Kürtlerle böyle bir anlaşmaya ile barışçıl bir çözüme ulaşmanızdır. Evet, biz sizin kendi iyiliğiniz için bunu yapmalısınız. Yeni bir anlayışa ulaşmalısınız, anlaşmaya ulaşmalısınız. Evet, Kürtlere karşı sempatim var, hatırlıyorsunuz belki. Erdoğan'ı hatırlarsınız, bir işte karşı propaganda vardı. Ve burada kaçakçılık vardı, Türk silahların Suriye'ye kaçak olarak götürülmesi vardı. Çok teşekkür ederim. Birkaç dakikamız vardı. Evet, şimdi bitirebiliriz bu tartışmayı sizin görüşlerinizle. Kurtul, yani kötü, ironik olarak söylemiyorum ama sensiz ve bizim partimizin genel sekreteri gibi. Biz çok kafa karıştırıcı bir şekilde konuşuyoruz fakat siz bir kapanış yapıyorsunuz ve gerçekten ne demek istediğimizi anlatacaksınız zannederim. Benim bir lidere ihtiyacım var. Evet, buyurun. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Zizek. Aslında kapanışı Özgür yapacaktı. Özgür dilerse birkaç sözcükle, cümleyle bu anlatılanları özetlesin ve kapatalım. Evet. Evet, dinleyicilerimiz, Doktor Profesör Zizek, evet, bu harika konuşma için size çok teşekkür ediyorum ve dinleyicilerimize sabırlar için çok teşekkür ediyorum. Evet, bizim için çok büyük bir onur oldu sizinle konuşmak. Birçok konuyu ele aldık. Covid, küresel kapitalizmi ele aldım. Komünizm konusu, dayanışma konusu, liberalizm problemlerini vesaire hepsini ele aldık. Ve gerçekten de bu platformu sizinle paylaşmak bizim için büyük bir onur oldu ve umarım tekrar bir imkanımız olacak ve tekrar sizinle birlikte olacağız ve konuşmamızı sizinle devam edeceğiz ve dinleyicilerimize pazar akşamı gösterdikleri sabır için de çok teşekkür ediyorum ve herkese teşekkürler. Şimdi bir şey söylemiyorum. Bu sizin için bir şok olacak. Ben İstanbul'u sadece güzel şehir olduğu ve entelektüel hayat olduğu için değil. Oradaki bir kapalı çarşı var ya, onu çok seviyorum. O kapalı çarşıdaki her şeyi çok seviyorum. İstanbul'daki her şeyi seviyorum. İstanbul'u şehir olarak çok seviyorum ama en sevdiğim yer bir mucize bir şekilde. Şimdi bu eski sol geleneği, böyle küçük solcu kitap mağazaları, kitapçılar vesaire, bunların hepsi batı şehirlerinde yok oldu. Fakat İstanbul'da ve Türkiye'de de başka yerlerde de bu solcu küçük kitap evleri umarım vardır, kitapçılar vardır. Ve İzmir'de de zannediyorum var bu kitapçılar ve önümüzdeki yıllarda İzmir'e gelirseniz biz size gösteririz bu tür kitapçıları. Çok teşekkür ederim. Harika bir gün diliyorum, harika bir gece diliyorum hepinize. Çok teşekkürler. Evet, çok, şimdi gidebilirim değil mi? Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.